Adalet için her duruşma öncesi buradayız. Yine bu duruşma öncesi geldik. Sabah güzel bir sonuç alacağımız umuduyla gelmiştik. Ve nihayet o güzel sonucu aldık. Sadece bugün için değil, bundan sonra da çocuklarımız için, torunlarımız için hiçbir kusur, hiçbir binanın yıkımı, hiçbir kabahat cezasız kalmayacağını gösterdi bu yargılama bize. Sanık toplamda 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, üzerine 850 yıla yakın bir hapis cezası ve yaralamadan 15 yıla yakın bir hapis cezası aldı. Emsal nitelikte bir karar. Bu karar şehitlerimizi, yakınlarımızı geri getirmeyecek belki. Ama biz hayatta kalanlar olarak onlar için elimizden geleni sonuna kadar yaptık. Onların ödediği bu bedel bizim torunlarımızın güven içerisinde yaşayacağını sağladı. Hiçbir kusur cezasız kalmayacak. Bundan sonraki adalet mücadelemizde diğer apartmanlarındaki adalet ailelerine destek vermekle geçecek. Bu karar, tekrar dediğim gibi, sadece bugün için değil, Türkiye'de bundan sonraki hiçbir binanın müteahhitinin cezasız kalmamasını sağlayacak. İçimize bir nebze olsun su septi, bir nebze olsun rahat uyumamızı sağladı. Bu kararın bedelini ağır ödedik. Ama torunlarımız, çocuklarımız evlerinde güven içinde kalabilirler artık. Sabah girdiğimiz Hasan Alpagün duruşmasından karar çıktı. Ve Türkiye için emsal bir karar çıktığını düşünüyoruz. Mahkeme tarafından verilen karar şu şekilde. Kadına ve çocuğa yönelik olduğu için nitelikli halden toplamda 62 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olası kasaya bile müebbet hapis cezasına çevrildi. 34 defa kalan 34 kişi vefa hayatını kaybeden 34 kişi için müebbet hapis cezası olası kasaya bile üst hadden uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çevrildi. Toplam 850 yıla yakın bir hapis cezasına dönüyor, tekabül ediyor. Onun dışında bu binada 97 kişi vardı, 96 kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalan bir kişi için heyet öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası verdi. Kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası verdi. Hiçbir indirim uygulamadı ve tüm cezaları üst hattan uyguladı. Bunun muazzam bir karar olduğunu düşünüyoruz. İlk defa verildiğini biliyoruz. Türkiye için emsal oluşturabilecek bir karar olmuş.